O uyuşturucuya ulaşan ve çok kolay şekilde ulaşan ve ucuz şekilde alan Türk gençliğinin yaşadığı sıkıntı şu anda bu sokaklarda. Her köşe başında veyahut da izbe sokaklarda yaşadığınız ilin, ilçenin virane yerlerinde veyahut da daha başka toplumsal olayların merkezi olan yerlerde mutlaka bu gençleri göreceksiniz. Bu çocuklar, bu gençler bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız. İşte bu çeteler vasıtasıyla sokaklara taşınan uyuşturucunun zehirlediği çocuklar. Bakın bu Adana'da, benim memleketimde. az önceki görüntüye tekrar dönebilirsek birkaç tane video hazırladım. Yüzlerce video var Timur abi, yüzlerce. Bak bu bizim Adana'da, benim toprağımda. İlacın etkisinde, uyuşturucunun etkisinde ve kendisinden bir haber şekilde sağa sola vuruyor, konuştuğu küfürlü kelimeler, ne yaptığının farkında değil. Ve sokağın ortasında, güpegündüz sokağın ortasında, arkasındaki Adana'daki cami. Ve burası o ana yol. Hemen sağ tarafında şurası müze. Adana'nın merkezi burası. Beraber gezdik sizlerle burayı. O sokağın ortasında bu kız. Bakın diğer videoları verin. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ayıldıkları zamansa artık pişmanlık duyuyorlar ama iş işten geçiyor. Ama çok kolay ulaşıyorlar. Her sokak başındalar. Her bir kafenin içerisindeler. Ve her sürekli okulun... yöntemler de gelişiyor. Onları da verelim tabii ki. Arkadaşlar. Şimdi peki bunlara nasıl ulaşıyorlar? Bu çetelerle birlikte bu uyuşturucu pazarlayan bir sektör var. Ve bu sektör değişik yöntemler buluyorlar. Mesela bu bir marka, içecek markası. Bu içecek markasının içerisine koyuyorlar. Siz bunu markete gittiğinizde market bunun, yani bir köşedeki tekel bayi veyahut da market bununla ilgili abi ne yapıyor biliyor musun? Alacağı uyuşturucunun şeyi belli. Uyuşturucunun noktası belli. Gidip uyuşturucu alacak kişi kola almış gibi götürüp parasını veriyor. Alıp bunu dışarı çıkıyor. Konuşmuyorlar bile. Ama oradaki aldığı şey belli. Uyuşturucu belli. Bunu kendi aralarındaki konuşulmayan diyaloglarla çözmüşler. Mesela karpuzun içerisinde taşıdıklarına bak abi. Karpuzu kesiyor. Uyuşturucuya bak abi şimdi. Nasıl bak, onun içine? Karpuzun içerisinde ve yetişiyor toprakta. Yapıştırmışlar onu. Tabii toprakta. Yapıştırmadır o. Timur, yapıştırma olur mu? Bunlar yapıştırma, topraktan taşınıyor ya. Bunlar onun arasında geliyor. Kamyonların arasında geliyor bu. Bunu ihbar alıyorlar bak. Kamyonun arasından çıkarıyorlar bunu. Kesip yapıştırmışlar. Tabii. Ve içinde normal bir şeymiş gibi yapıyorlar. Bir kamyon karpuzun içerisinde. Bak çeşitli şeyler var. Yine gösterelim. Peruk ya. Peruk var ya abi. Saçın peruk. Peruğun içerisinde uyuşturucu olur mu? Böyle taşınıyor. Bakın. Peruğun içerisinde taşınıyor. Taksicinin üstünde lamba var. Taksicinin üzerindeki lambanın içerisinde taşınıyor uyuşturucu. Ya polis o kadar çok yöntem buluyor ki, o polisin yöntemini de verelim lütfen. Arabaların gizli yerlerinde gizli bölümler yapıyorlar. Bak mümkün değil, anlayamazsın abi. Şu görüntü. Evet. Melde bunu sesli biraz dinleyelim. Aklınız hayaliniz şaşar. Yapmış olduğunuz incelemelerde aracın vites dokusunun ön tarafında bulunan bir adet mıknatıslı telefon tutacağı dikkatimizi çekmiş. Yapılan çalışmalar neticesinde aracın tüm kapıları kapatıldı. Kapı kapalı olması gerekiyor. Kapıları kitleme tuşuna basıldıktan sonra aracın üst tarafında bulunan bir bölmeye mıknatıslı sistem mıknatıslı abi yukarıya. Teybin üst tarafına özel bir düzeneğe not vay arkadaş. Düzenek için kontrol edildiğinde kutular içerisinde satışa hazır halde kokain diye tabir edilen uyuşturucu maddelerin olduğu ve yine mıknatısla abi yukarıya tutuyorsun. Kapılar açılmasa olmuyor yine. Satışa hazır halde. Genelde arabaları durdurduğun zaman nasıl arama yaparsın arabada? Kapılar açık arama yaparsın değil mi? Mümkün değil, bulunamaz. Nasıl yapmış? Bütün arabaların içerisinde böyle tesisat var. Torpido gözünde, yanlarda. Cep telefonundan arkadaşlar mesaj atıyor. Mesajla açılan bölüm var arabada. Ya aklınız şaşar. Ve polis teşkilatı, mesela bu okulun karşısı bakın. Uyuşturucu kullanmış, bunun hemen karşısı okul. Hani diyorum ya okulun köşe başında var, bakın. Gördünüz mü? Okulun karşısında uyuşturucu kullanmışlar abi. Her olayda mutlaka örnekler teşkil ediyor. Ama o kadar çok yayıldı ki bu. O kadar çok uyuşturucuya kolay ulaşım sağlandı ki her gün yeni bir yöntem geliştiriyorlar. Toplu her taşımalarda gün, şu görüntüleri artık evet, her bakın şu mesela görüyoruz. Dolmuşta. Uyuşturucunun etkisinde bu. Bu çocuk uyuşturucunun etkisinde. Ne yaptığını bilmiyor. Umurunda değil. Bu kişi
uyuşturucu bulamadığı zaman da ne yapıyor biliyor musunuz? Ailesini katlediyor. Çevresindeki insanları katlediyor. Paraya ulaşabileceği ya da o zehre ulaşabileceği imkan sağlayacak basamak kimse o basamağın üstüne basmaya çalışıyor. Ailesini, ya anne babalar, ailedeki insanlar, şuna bakar mısınız? Anne babalar ihbar ediyorlar. Kendi çocuklarını ihbar eder mi aileler ya? Kendi çocuklar artık içeri geçsin de kimseye zarar vermesin, bize de zarar vermesin diye ihbar ediyorlar. Ya çocuğu ihbar ediyor, polis gelip alıyor, serbest kalıyor. Serbest kalıyorlar. Çıktığı zaman yine eziyet yapmaya başlıyorlar. Bu çocuklar para bulamazsa o parayı bulabilecekleri işe gidiyorlar. Ne yapıyorlar Timur, işte az önce bahsettiğin çeteler var ya, onlara katılıyorlar. Peki, sadece biz bunları anlatıyoruz ya. Bunu alalım artık arkadaşlar. Toplumun bu kesimine ulaşıyor Timur? Nereye ulaşıyor biliyor musunuz? Çok daha acı noktayı söyleyeyim size. Evet bakın, ekran başında duyacak insanlar ilk defa duyacak. Alabiliriz arkadaşlar görüntüleri. Hep neyden bahsederiz biz? Mütedeyyin insanlardan, muhafazakar insanlardan bahsederiz ve uyuşturucuya karşı olduklarından bahsederiz değil mi? Peki bu sefer metamfetamin adlı uyuşturucuyu kullanan bir imamsa ve bu imam cemaate bu uyuşturucu kullandırırsa ne yaparsınız? Vay arkadaş. Evet. Fahri İmam kendisi Kur'an-ı Kerim'i... Cemaate neden kullandırır? Kendisi Kur'an-ı Kerim'i daha iyi ezberleyebilmek için bu gayeyle metamfetamin kullanıyor. Kendisi bunda fayda görünce eşine kullandırıyor. Eşine kullandıktan sonra ben bunu diyor cemaate kullandırmalıyım. Bu sefer cemaate kullandırıyor. Ardından iş çığırından çıkınca Uyuşturucuyla Mücadele Derneği, ki o da bir cemaatin vakfı derneği, Nurcuların Derneği, oraya gidiyor, itirafta bulunuyor ve o kişi anlatıyor. Bakın ben susayım, o kişi anlatsın. Ailelerinin sorunlu olduğunu, problemli olduğunu söyleyip kendilerinin aslında böyle bir sorunu olmadığını, sıkıntısı olmadığını söyleyip gidiyorlar. Mesela bir tane met kullanıcısı geldi buraya. Kendisi Fahri imamlık yapan bir kardeşimiz. Maddeye düşmeden önce hem hanımı hem kendisi örnek aile gösterilebilecek insanlarmış. Yani örnek aile statüsünde karı kocalar. O kadar ki hem din diyanetlerine bağlı hem güvenilir, temiz, dürüst insanlar. Tabii bu kardeşimiz bir şekilde mete düşüyor. Bir hikayesi var, oraya çok girmeyeyim. Mete düştükten sonra yavaş yavaş daha iyi ibadet ettiğini, işte Kur'an-ı Kerim'deki manaları daha iyi anladığını, ona bazı alemlerin açıldığını, kendisini böyle bazı makamlara doğru çıktığını hissetmeye başlıyor. Maddenin ondaki etkisi böyle, işte kişiye göre değişiyor demek ki. Tabii bu böyle olunca Mete yoğunlaşıyor Mete. İçmeye devam ediyor, fazlalaştırıyor. Sonra hanımını alıştırıyor. Çünkü bunun iyi bir şey olduğunu, içilmesi gerektiğine inanıyor. İşte Mete alışan bir adam onun kölesi oldu. O sana öyle bir düşünce alemi açıyor. Hanımını ulaştırıyor. Sonra diyor ki ya madem bu iyi bir şey, ben diyor bunu cemaate de diyor içelim, hep beraber daha iyi ibadet edelim. Daha iyi işte namazlarımızı kılalım. Böyle kafasında cereyan etmeye başınca hanımı o arada hamile kalıyor ve ben çocuğumu böyle dünyaya getiremem deyip kocasını bırakıp kendi ailesini yanına taşıyor. Tabii kızcağız kurtuluyor. Evet. Şaşkınız. Uyuşturucuyla cennete gideceğini düşünen bir gariplik yani. Korkunç bir de yani. Gerçekten çok korkunç. Ya Timur, ben derneğin başkanına ulaşmaya çalıştım. 2-3 defa da aradım, not bıraktım. Geri dönüş yapmadılar. Ben ulaşmak istiyorum çünkü dedim o Fahri İmam'a. Diyanete aradım. Diyanete yetkililerine bunu sordum. Herhangi bir soruşturma falan yok dediler bununla ilgili. Fahri İmam dediğine göre bizim kadrolu imamımız değil dediler. Bir cemaate mi bağlı, biz bunu araştıralım dediler. Oradan da dönüş yapmalarını bekliyorum. Buradaki olay çok ciddi bir olay. Çünkü ben bunu başka yerde bir daha duydum. Arkadaş, zaten cemaat ya da tarikatları incelerken oradaki yapılan bazı zikir altındaki şeylerin normal insanların yapamayacağı konusunda hep söylüyoruz değil mi? Ya kafaları yemişler falan diyoruz. Şimdi beyefendi, sayın başkanın anlattığı olay, ya bir imam, Fahri imam, kendisi türlü bahanelerle metamfetamin kullanıyor ve diyor ki ben Rabbime diyor o kata çıktım diyor. Oraya çok iyi ulaştım diyor. Kur'an-ı Kerim'in asıl bana ne demek istediğini daha iyi anladım diyor. Eşine kullandırıyor. Sonra cemaate kullandırıyor. Eşi hamile kalıyor. Eşi hamile kaldıktan sonra kullanıyor o da. Çocuk olunca ben diyor artık bunu bırakman gerekiyor diyor. Evi terk ediyor. Sonrasında ben diyor İmam Fahri İmam bu derneğe geliyor ve tedavi olacağım diyor. Dernek yardım ediyor anlattıklarına göre. Gidip tedavi oluyor. İşte ailesiyle tekrar görüşmeye başlıyor. Cemaate ne olduğunu bilmiyorum. Cemaatte ama metamfetamin kullanıyor. Şimdi bu metamfetamini kim sağladı? Cemaate gelip kim verdi?
Hocaya kim verdi? Hoca nereden ulaştı? Ve neredeydi bunlar? Hangi camide, hangi cemaat ve kimler oldu? Şimdi bunları öğrenmeye çalışıyorum ben. Uyuşturucunun geldiği noktanın en alt kademesinde, uyuşturucunun cins, cinsiyet, gelir, topluluk, herhangi bir sınıf ayrımı gözetmeksizin herkese sirayet ettiğinin en canlı örneği ne yazık ki bu. Bütün her kesime bu şekilde sirayet ediyor ve biz bu uyuşturucu bataklığına batmak üzereyiz. Yıllardır bağırıyoruz buradan ve kitaplar yazdık, anlatıyoruz. Bu işin çok büyük bir boyutu. Bakın, açıklanan resmi rakamlar, uyuşturucudaki açıklanan resmi rakamlar, yakalanan uyuşturucu, var olan uyuşturucunun %10'udur. Bunun çok daha büyük bir kısmı gidiyor. Ya arkadaşlar, geçen gün konuştuk, İspanya'ya, İspanya kolluk güçleri Türkiye'den giden bir gemide tonlarca uyuşturucu yakaladı. Türkiye'den giden gemide. Şimdi demek ki bizim buradan girdi. Biz şimdi aktarma bölgesiydik ya. Nereden geldi? Demek ki bunun bir de girişi var. Siz bu zamanlarda yakalanan kokain duydunuz mu? Mersin limanında küçük bir kokain yakalandı geçen hafta. Yakalandı. Onun dışında büyük parti duydunuz mu? Son 2 yıldır çok ciddi bir düşüş var yakalanma oranında. Aynen öyle. Demek ki bu geçti buradan. Burada üretilmiyorsa, ki kokain burada üretilmiyor. Üretmez. Bizim buradan geçti. Demek ki bizim yakalananlarla gönderilenler arasında veyahut da mücadelede bizim görmediğimiz yerler var. Şimdi Türkiye'nin her tarafında ne yazık ki bu sorun var değerli dostlar. Her sokakta, her köşe başında bu sorun var. Her ailede bu sorun var. Bir dahaki hafta eğer şöyle, yani ekibimizin izni olursa, ailelerle konuşalım. Ailelerin feryatları çok büyük. Her gün yazıyorlar bana.